Arkadaşlar merhaba, ben Önder Karakış, fizyoterapistim. Bugün sizlere disk kireçlenmeleriyle alakalı birkaç bilgi vereceğim. Son zamanlarda hayli insanların biliyorsunuz hareketten uzak kalmaları, ardından işte vücuda aşırı yük binmesi, yani zamanla kilo alması ne oluyor? İşte zamanla osteoartrit dediğimiz işte dizde kireçlenmelere, o bölgedeki sinoviyal sıvıların azalmasına, kemiklerin birbirine sürtmesine ve kişide ciddi hasarlara sebep olabiliyor arkadaşlar. Bizim de tarafımıza, yani online fizyoterapiye sürekli gelen sorularda işte diz kireçlenmesi olduğu zaman erken aşamalarda yapılabilecek egzersizler bunun çözümü olur mu? Ya da ileriki aşamalarda yapılacak cerrahi müdahaleler bunun çözüyor mu? Yani hasta bir diz kireçlenmesiyle karşı karşıya ya da menisküs problemiyle karşı karşıya, sonrasında ameliyat olduktan sonraki süreçte hasta eski haline devam edebiliyor mu? Yani o diz kireçlenmeleri tamamen ortadan kaybolmuş, dizden gelen sesler tamamen ortadan kaybolmuş ve hasta artık eskisi gibi, yani daha öncesinde disk kireçlenmesinden önceki süreçte nasılsa o şekilde devam edebiliyor mu? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, disk kireçlenmesinin temel sebebinden bahsedecek olursam tabii o yapının bozulması. O yapı neden bozulur? Belli sebepleri vardır o yapının bozulması. Bunun en başlı sebebi ne oluyor? İşte kemik yapısının bozulması. Neden bozulur? İşte insanlar yaşlanınca o kemik hücreleri zamanla yıpranınca, ölünce, o şekilde ortadan kaybolunca ne oluyor arkadaşlar? Dejenerasyon dediğimiz kemiklerde dejenere meydana geliyor. Dejenerasyon meydana geldikten sonra ne oluyor? O eklem sıvıların yavaş vücut artık üretememeye başlıyor. Yani o kemikler arasındaki eklem sıvıların üretememeye başlıyor. Bundan dolayı kemikler birbirine sürterek değişik kapı gıcırtısı diye tabir edilen halk arasında değişik sesler çıkartıyor ve bundan sonraki süreçte ne oluyor? Kireçlenme dediğimiz, işte kişi merdiven çıkamama, yürüyememe, ayağa kalkarken ciddi acılar, ağrılar, kaslarda ciddi spasteler, spazmlar ortaya çıkıyor. Bundan dolayı en başlı sebeplerinden bir tanesi nedir? İşte yaşın ilerlemesi. Sonraki süreçte bir diğer sebebi ise şunu söyleyebiliriz. Anteriorla posterior kaslar arasındaki eşitsizlikler. Yani diz kapağınızda üzerindeki kaslarla baldırınızdaki kasların arasındaki dengesizlikler arkadaşlar. Ne yapıyor bu iki kas grubu arasındaki dengesizlik? Sizin bir tarafa daha fazla yüklenmenize sebep oluyor. Yani siz eğer bir tarafa daha fazla yüklenmeniz demek denge merkezinizin bozulması ve disk kireçlenmesi ya da kas kasılmaları gibi problemlerin ortaya çıkması demek. Bu da diğer sebeplerden bir tanesi. Diğer bir sebep ise arkadaşlar, temel neden ise aslında insanların gözden kaçırdığı o kas gruplarındaki zayıflık ve kişinin fazla kilolarının olması. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Kişinin fazla kilosu var, normalden daha fazla. İleriki süreçlerde sürekli işte merdiven çıktıkça sürekli bir yük biniyor. Ve belli bir zaman sonra ne oluyor arkadaşlar? O kemikler arasındaki eklem sıvıları azalıyor ve kemikler birbirine sürtmeye başlıyor ve ciddi tahribatlar ortaya çıkıyor. Yani kişi şu var. Eğer fazla kilosu varsa o fazla kiloları vermeden ister cerrahi müdahale geçirsin, ister fizik tedavinin her türlü uygulamasını alsın, ne oluyor? Fayda göstermiyor. Yani bundan dolayı kişiler öncelikli olarak fazla kiloları varsa bunlardan kurtulacaklar. Ve sonrasında eğer vücutlarında kas zayıflıkları varsa, yani ayak kasları, anterior posterior kaslar tam olarak gelişmediyse, bunlara ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Sizin sağlıklı bir şekilde ayağa kalkabilmeniz için, sağlıklı bir şekilde, dik bir şekilde adım atabilmeniz için vücudunuzdaki bütün kasların dengeli ve güçlü olması gerekiyor arkadaşlar ki bu tarz kemik rahatsızlıkları ile karşı karşıya kalmayın. Dejenerasyonlarla karşı karşıya kalmayın. Yani şimdi şu var, hastalardan, danışanlardan ya da takipçilerimizden bize en fazla gelen sorulardan bir tanesi, İşte benim disk kireçlenmem var, ben bunu nasıl atlatırım? Ya da şu tedaviye gittim, ya da şu hastaneye gittim, ya da şu uygulamayı aldım, ya da işte sıvı enjektesi yapıldı, hiçbir fayda görmedim. Arkadaşlar, fayda görmemenizin, dediğim gibi, az önce de bahsettiğim gibi altında temel sebepler var. Yani bu temel sebeplerin en büyüğü, dediğim gibi, aşırı kilolarınız, yaşın ileriye gitmesi durumu, ardından dediğim gibi fazla hareketten uzak kalmamız, yani şehir yaşantısının artmasıyla insanlar ne yapıyor? Araçtan eve geliyor, evden araca biniyor, orada bir arada kısa bir yürüme mesafesi. Yani bunları ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Hastalarımız bir de şunu soruyor, danışanlarımız bir de şunu soruyor.
Size diyor mesela şimdi ben diyor diz kireçlenmesiyle karşı karşıyayım. Ayağa kalkarken işte ciddi ağrılar çekiyorum. Ancak bazı mesela işte kasları geliştiren nedir? Yürüyüşler, bisiklet çevirmek, onun dışında alternatif fizik tedavi yöntemleri. Kasları geliştiren yöntemler bunlardır. Ben diyor yürüyemiyorum diyor. Nasıl diyor hani bu kasları geliştireceğim? Haklı arkadaşlar. Nasıl haklı? Çünkü ne yapıyor? Kişide kilo var ve o bölgede bir tahribat var. Ciddi derecede dejenerasyon var. Ne oluyor? Ayağın üzerine ciddi derecede yük binmesiyle sürekli yürümek istedikçe sürekli bir oraya bir acı, ağrı, kaslarda gerilmeler, şişlikler yani diz bölgesinin arkası tarafında tabiri caizse top gibi bir şey görünüyor. Yani belli bir zaman aşırı yük binmesinden kaynaklı. Ne oluyor? Sonraki süreçte kişi artık yürüyemez hale geliyor. Bundan dolayı hepimiz evimizde yani dizimize yük bindirmeden bir televizyonun karşısında ben zaten işte videolarımda bir önceki videomda diz kireçlenmesiyle alakalı videomda da bundan bahsetmiştim. Yani ayağımıza çok fazla yük yüklemeden ağırlık bindirmeden nasıl biz diz kaslarımızı ayak kaslarımızı geliştirebiliriz? Yani ayak kaslarımız geliştikçe diz kaslarımız geliştikçe bunu ne yapacağız? Yavaş yavaş hani %100 olmasa bile %50 %60 oranında sorunları çözebiliriz arkadaşlar. Bir de şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Dizlerdeki problemler belden de gelebiliyor. Yani belde L2 L3 omuru ya da L1 L2 omurundan çıkan sinirler dizlerle bağlantılı olmasından kaynaklı o bölgede meydana gelen blokajlar diz kireçlenmeleri ya da diz bölgedeki tahribatları tetikliyor. Bundan dolayı bel bölgemizin dik, omurgamızın dik olduğunca deformiteden, deformasyondan ya da blokajdan uzak ve diz bölgemizi de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar omuzda baktığınız zaman dizdeki kadar çok fazla problem meydana gelmiyor. Mesela omuzda da ciddi tahribatlar, dejenerasyonlar oluyor. Ancak omuzumuzun üzerine yük binmemesinden kaynaklı ne yapıyoruz? Onun fiziksel anlamda yani fiziksel rehabilitasyon anlamında biraz daha uygulamalarla çözümü kolay oluyor. Ancak dediğim gibi diz kireçlenmeleri gibi durumlarda hastanın sürekli üzerine yük binmesinden kaynaklı, diz bölgesine yük bindirmesinden kaynaklı süreç ve tedavi süreci zorlaşıyor arkadaşlar. Bundan dolayı bugün diz kireçlenmeleri neden olur, başlıca sebepleri nedir ve diz kireçlenmeleriyle karşı karşıya kalan kişiler öncelikli olarak ne yapması gerekir, bunlardan bahsettik arkadaşlar. İnşallah kısmi olarak faydalı olabilmişimdir. Atladığım noktalar olabilir, yanlış söylediğim noktalar da olabilir. Hepinizden özür diliyorum. Bilgilerim kapsamında bu tarz problemlerle karşı karşıya kalan ve hayatı çıkmaz diz kireçlenmesinden kaynaklı hayatı çıkmaza girmiş insanlara bizim amacımız yardım etmek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla ve mutlu kalın. İyi günler diliyorum.